Arkadaşlar merhabalar 3. kurum 1. Sorusuna devam edelim. Şimdi bak baktığın zaman burada önce ne var? Bak bölme işlemi var. Bölme işlemi tabanlar aynı iken kuvvetleri ne yapıyorduk? Çıkarıyorduk. 10 üzeri 4 yaptı. Yine burada bölme işlemi var. Tabanlar aynıken kuvvetleri çıkarırsak 3 eksi eksi 2'den eksi eksi artıdan ne gelecektir? 10 üzeri 5. Ne oldu burası çarpma işlemi. Tabanlar aynı iken kuvvetlerini toplarsan 10 üzeri 9'dur cevap. Geldim 2'ye x değeri kaçtır diye sormuş. Bak şuradaki 36 çarpı 10 üzeri eksi 8'e dokunma. Sen bunu 36 yapmaya çalış. Sen bunu 36 yaparken yani virgülü iki basamak sağa kaydırarak bu ifadeyi büyütüyor musun? Peki biz bu ifadeyi büyütürken kuvveti ne yapıyorduk? Küçültüyorduk değil mi? O zaman onun kuvveti eksi 8'in x eksi 2 eşit olması lazım. Her tarafa 2 eklersen veya hani buradaki eksi 2'yi buraya artı 2 olarak atarsan eksi 6 eşittir x demek x eksi 6 Devam edelim arkadaşlar. Soru 3. Aşağıda mtn ifade de verilmiştir. mtn'nin küçükten b'ye doğru sıralanmış halini istiyor bizlerden. Önce m'yi hesaplayalım. Çarpma işlemi tabanlar aynıken kuvvetleri toplamayacak mıyım? 2 üzeri 4 eksi 2'den 2 gelir. Geldim t'ye. Bölme işlemi tabanlar aynıken kuvvetlerini çıkaracaktım. 7 eksi 4'ten 3'tür. Geldim n'ye. İkisinde 2'nin kuvveti şeklinde yazalım. 4 gördüğüm yeri 2 üzeri 2 kuvvet 5. 8 gördüğüm yeri 2 üzeri 3 kuvvet 2 mi geldi? Burası 2 üzeri 10. Burası 2 üzeri 6. Bölme işleminde tabanlar aynı iken kuvvetleri çıkaracağım için 2 üzeri 4 gelecektir. Bak bakalım 2 üzeri 4 büyüktür. 2 üzeri 3 büyüktür. 2 üzeri 2 gelmeli. Küçükten büyüğü doğru sırala demiş. M küçüktür. T küçüktür. N olmalı. Yani cevap C'yandır. Devam edelim. Aşağıdakilerden eşitliklerden kaç tanesi doğrudur diye soruyor bana. onda 1 demek gerçekten yani virgülden sonra bir basamak olduğu için 10 üzeri eksi 1'dir. Doğru. 0,25'i düzenleyelim. 0,25 demek 25 bölü 100 mü demektir? Her tarafı 25 ile sadeleştirirsen 1 bölü 4'tür. O da 1 bölü 2'nin karesidir. E sen bunu yukarı alırsan 2 üzeri eksi de yazabiliyordum. Yani doğru. 0,04'e bakalım. Bu 4 bölü 100 demektir sadeleştirirsem 1/25 mi yaptı? 1/5'in karesi. Yukarı alırsam 5 üzeri -2'dir. Yani bu da doğru. Peki bu 0,3 devreden. Bu neydi arkadaşlar? Devirli ondalık sayı. Paydaya yazacağım ifade. Devreden kadar 9 geleceği için bir tane devrettiği için 9 gelecektir. Yukarısı da 3. Yani 1/3 yaptı. Bu da 3 üzeri -1 demek değil mi? De negatif kuvvet ifadeyi ters çevireceği için yani bu da doğrudur. Kısacası hepsi doğru. Devam edelim arkadaşlar. Soru 15. para soru 5. Aşağıdaki kutuların içine 1, 2, 3, 4 sayılarından her biri biri taban diğeri kuvvet olacak şekilde yerleştirilip üstü sayılar arasında bölme işlemi elde edilecekmiş. Buna göre elde edilen işlemin sonucunun en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi sen normalde böyle bir ifadenin en büyük olması için tabii ki payı büyük paydayı küçük seçmelisin değil mi Şimdi payı büyük nasıl seçebilirim ben hani paydayı küçük seçmek istiyorsam hani şurada bir var ya bir üzeri 2 diyeyim ki hani 1'in ikinci kuvvetinden pay direkt bir gelsin. Şimdi yukarıyı büyütmeliyim ya 4 üzeri 3 yazacağım ya 3 üzeri 4 yazacağım ki hangisi daha büyük gelir? 3 üzeri 4 daha büyük gelecektir. Yani 81 bölü 1'den en büyük tam sayı değeri 81'dir. Al. Altıncı soruyla devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda sırasıyla A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 ve C3 hücrelerine sayılar. Yatay veya dikey ilerlerken turuncu kareye geçerken 2 ile beyaz kareye geçerken 3 ile çarpılacaktır. A1 hücresine 1 yazarsam C3 hücresine ne yazarız diye soruyor. O zaman yani ilerleyelim. 2 ile çarptım 2, 3 ile çarptım 6, 2 ile çarptım 12, 2 ile çarptım, 3 ile çarptım 36. Yani 6 üzeri 2'dir cevap. Buraya istersen şu yolla gel, istersen bu yolla gel. Her zaman cevap 36 gelecektir. Devam edelim arkadaşlar. Yukarıdaki kenar uzunlukları verilen dikdörtgen biçimdeki kağıdın alanının bilimsel gösterimini istiyor bizlerden. Kağıdın alanı ne? Uzun kenar çarpı kısa kenar. 7 ile 4'ü çarptım 28. 10 üzeri -5 ile 10 üzeri -3 çarparsam kuvvetleri toplarsam 10 üzeri -8 mi yapar? Şu an bu bilimsel gösterim değil. Buranın 1 ile 10 arası gelmesi lazım. Ben bunu 2,8 yapayım. Sen buradaki sayıyı küçülttüğün için kuvveti ne yapmış olman lazım? Büyütmelisin. Bir basamak küçülttün. Buna bir eklersem kuvvet 10 üzeri eksi 7 gelecektir. 2,8 çarpı 10 üzeri eksi 7'dir cevap. Devam edelim arkadaşlar. Soru 8. Volkan ondalık ifadeleri tabanlı ve kuvveti birer tam sayı olan üstü ifadelerle yazmak istemektedir. Örneğin 0.5 5 sayısını hani bu 5 bölü 10'dan 1 bölü 2 yani 2 üzeri eksi 1 olarak yazabiliriz. Buna göre Volkan aşağıdaki ondalık ifadelerden hangisinin tabanı ve kuvveti birer tam sayı olan üstü ifade olarak yazamaz. Bakalım şimdi. Şu ne? 1 bölü 10'dur. Yani sen bunu 10 üzeri eksi 1 olarak yazabilirsin. Bu oldu. 0 25 ne? 25 bölü 100. Sadeleştir bak. 1 bölü 4'tür. Bu da istersen 4 üzeri eksi 1 de yaz. İstersen 2'nin karesi olduğu için arkadaşlar 2 üzeri eksi 2 olarak yaz. Yani istediği gibi oldu. 3 bölüne bakarsan bu herhangi e, tam sayının taban ve kuvveti tam sayı olacak şekilde bir üst şekilde yazamıyorum. D'ye bakalım. 125 bölü 1000'dir. Sadeleştirirsem 1 bölü 8 yapar. 8 üzeri eksi 1 diyebilirsin. E, bu 8 dediğim şey 2'nin 3. kuvvetinden 2 üzeri eksi 3 diye yazdım. Bak taban da kuvveti tam sayı geldi. Yani cevap Ceyhan'dır. Devam edelim arkadaşlar. Soru 9 şuradan. Üslü ifadeler konusunu tekrar etmediği için unutan Halit üslü ifadenin değerini a üzeri n'in a artı a artı a artı olarak hesaplıyor. Bak yanlış hesaplıyor. Bu normalde a çarpı a çarpı a diye yazıyorduk biz. Böyle hatırlamış kendince. Matematik dersinde öğretmen tahtaya aşağıdaki soruyu yazmış ve Halit'in cevaplamasını istemiştir. Halit hatırladığı biçimde soruyu çözdüğünde öğretmeni Halit'e cevabının yanlış olduğunu söylemiştir. Halit'in bulduğu yanlış sonuç doğru sonuçtan kaç eksiktir? Şimdi yanlış sonucu neye göre yapacak? Şimdi 4 tane 2'yi çarpmak yerine 4 tane 2'yi topluyor. Halit'in yaptığı işleme göre. 3 tane 3'ü çarpmak yerine 3 tane 3'ü topluyor. 5 tane 2 tane 5 çarpmak yerine 2 tane 5 topluyor. Halit'in bulduğu sonucu hesaplayalım. Şurası 8 yapar. Artı 9 yaptı. Eksi 10 yaptı. 17 eksi 10'dan 7'dir. Halit'in bulduğu sonuç. Peki gerçek sonuç ne? 2'nin 4. kuvveti 16. 3'ün 2. kuvveti 9. 5'in karesi 25. 25 eksi 25'ten 0 geldi. Şimdi şimdi arkadaşlar yok yanlış hesapladık. 3'ün 3. kuvveti şurası 27 geliyor. Bir daha düzenleyelim. 27'den 25 çıkardık. 2, 18 yaptı. 16, 2 daha 18 yaptı. Kaç eksik bak. 18 eksi 7'den 11 eksiktir. Devam edelim arkadaşlar. Bir ondalık gösterimin rakamlarını basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösterimin çözümlenmesi denir. Ondalık gösterim çözümlenmesinde onun tam sayı kuvvetleri soldan sağa doğru azalarak devam etmektedir. Aşağıdaki bir boycuda bulunan boyaların kütlelerinin kilogram cinsinden çözümlenmiş hale verilmiştir. Boyacı bu boyalarıyla birlikte 10 metrekarelik alanı kırmızıya, 18 metrekarelik alanı beyaza boyayacak olup her 2 metrekareye 1,5 kilo boya kullanacaktır. Buna göre boyama işlemi tamamladıktan sonra boyada kalan toplam boya miktarının kilogram cinsinden çözümlenmiş halini istiyor. Şimdi öncelikle elinde ne kadar kilo kırmızı ne kadar kilo beyaz boya var onu hesaplayalım. Şimdi burası onlar basamağı olduğu için şurası 1. Birler basamağı olduğu için 14 virgül. Onda birler basamağı, yüzde birler basamağı 14 virgül 25 kilogram kırmızı var. Beyaz hesaplarsam 23,75 şey kilogramda beyaz var. Şimdi sen normalde 2 metrekareye 1,5 kilo boya mı harcıyordun? Peki kırmızı alanı boyamak için 10 metrekarelik alana mı ihtiyacın var? Bak. 2 metrekareye arkadaşlar 1,5 kilo gidiyorsam 10 metrekare alan için ne kadar ihtiyacın var? Bak bu bunun 5 katı. Bu bunun 5 katı. Yani 7,5 kilogram boyaya ihtiyacım var. Neyden? Kırmızıdan. O zaman benim bundan neyi çıkarmam lazım? 7,5'u çıkarmalıyım. Aşağıdakini de hesaplayayım arkadaşlar. Sonra toplam buluruz. Beyaza bakalım. 18 metrekare beyaz alan kullanacakmışım beyaz boyayla. Yine 2 metrekare arkadaşlar 1,5 kilo boya gidiyorsa 18 metrekareye ne kadar gider? 9 katı 9 katı 9 çarpı 1,5 ne yapar arkadaşlar? 13,5 yapar. İstersen 9 ile 15'i e çarpıp 1 virgül kaydırabilirsin. Eksi buçu da buradan çıkaracağım. Hadi bu çıkarma işlemlerini yapalım. Elinde kalan boyu öyle bulurum. Önce 14,25'ten 7,5'u mu çıkaracağım? Şöyle 75 yazsam olur. Çıkaralım. 5 kaldı. 12'den 5 çıkardım. 7 kaldı. Şurada 3 kalıyor. Elde aldım çünkü. 3'ten 13'ten 7 çıkardım. 6,75 yaptı. Bunu hesaplayalım. 23,75'ten 13,5'i şunu mu çıkaralım? Şurası 5 yapar. Burası 2 yapar arkadaşlar. 3'ten 3 üç çıkardım 0. Şurası 1 yaptı. 10,25 yaptı. Şimdi elinde kalan boya şu ikisinin toplamı kadar mı gelecek? Toplayalım. 6,75 ile 10,25'i topla bakalım. 5, 5 daha 10 elde var. 1, 7, 2 daha 9, 10 bir elde vardı. Elde var. 1, 6, 0 daha 6, 1 de elde. 7, şurası ne yaptı? Bak 27. Tam 27. Pardon 17 elimizde, elimizde yok 17 yaptı. Peki hangisi 17'dir? Bak B seçeneğine bak. 10 artı 7'den cevap B gelecektir. Devam edelim arkadaşlar. Sorumuz 11. Şekilde verilen ve yüksekliği 3 üzeri 7 birim olan e, dikdörtgenler prizması şeklindeki kutudan 3 tanesi şekildeki gibi üst üste konulduğunda bir küp oluşmaktadır. Şekil 1'deki kutunun her yüzeyinin alanları toplama kaç birim karedir diye soruyor bana. E, baktığın zaman bu bir küpse bütün kenar birbirine eşittir. Değil mi? Şimdi şurası 3 üzeri 7, 3 üzeri 7, 3 üzeri 7 ise şunun toplama şuraya eşit olmak zorunda. Küp ya bütün kenarlar eşit. Kaç tane 3 üzeri 7 var? 3 tane. 3 çarpı 3 üzeri 7 ne yapar? Tabanları aynı iken kuvvetleri toplarsın. 3 üzeri 8. Yani şurası 3 üzeri 8 yapmış oldu. Şekil 1'deki kutunun her yüzeyinin alanının toplamını istiyor benden. Hesaplayalım isterseniz. Bu arada şekil 2 bir küp olduğu için bütün kenarlar birbirine eşit olacağından dolayı burası 3 üzeri 8 yapacaktır. Şöyle 3 üzeri 8. Hadi şekil 1'in yüzey alanını hesaplayalım. Şimdi şurası ve bunun aşağısı var. Yani 3 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 8'den 2 tane gelecek. Artı Şurası ne geliyor arkadaşlar? 3 üzeri 7, 3 üzeri 7 çarpı 3 üzeri 8 mi yaptı? Peki bundan kaç tane var? 1, 2, arkada 3, burada 4 çarpı 4 demeliyim. Şimdi e, şurası ne yaptı, 2 çarpı 3 üzeri 16 yapar. Burası 4 çarpı 3 üzeri 15 mi yaptı? Peki ben bunu nasıl toplayabilirim? Bu hani 2 çarpı 3 üzeri 16, 3 üzeri 15 çarpı 3 üzeri 1 diye ayırayım. Bu da 4 çarpı 3 üzeri 15 ya. İkisinde ortak olan 3 üzeri 15 parantezine alayım. Burada 2 kere 3 ne kaldı bak. 6 artı 4 gelir. Ne geldi dur arkadaşlar? 10 çarpı 3 üzeri 15'tir cevap. Peki baktığın zaman bu şıklardan hangisine eşittir diye sorarsan bunu şöyle parçalayabilirsin. 10 dediğin şey 1 artı 9 çarpı 3 üzeri 15'te. Dağıt bak bunu içeri. 3 üzeri 15 artı 9 çarpı 3 üzeri 15 yapar. E 9 gördüğün yeri 3 üzeri 2 yazdığın takdirde 3 üzeri 15 artı 3 üzeri 17'dir cevap. Yani Adana. Hemen 12 bakalım arkadaşlar. Ayşe ondalık bir ifadenin çözümlenmesini aşağıdaki gibi yapmış. Daha sonra yani yaptığı işleme göre onlar basamağında 2 olduğu için 24,5 Ayşe'nin yaptığına göre sonuç bu. Ama daha sonra işlemini kontrol ettiğinde onlar ve onda birler basamaklarındaki sıfır rakamlarını dikkate almadığı için çözümlemenin yanlış olduğunu fark etmiş. Buna göre bu ondalık ifadenin doğru çözümlenmiş hali hangisidir? Şimdi dikkat edersen ne diyor bana soruda? Normalde 24,5 yaptığına göre onlar ve onda birler basamağındaki sıfırları dikkate almamış. Bunu dikkate almıyoruz arkadaşlar. Şimdi burası artık Şurada normalde şurası onlar basamağıydı. Artık e, onlar basamağı buraya sıfır gelecek. 2 çarpı 10 üzeri 2 gelmesi lazım. Onlar basamağına ekledim. Şimdi onda birler basamağına yani şuraya eklemek istersen de şurası sıfır gelecek. Artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 gelmesi lazım. Değil mi? Hadi sıfırları sildiğimizi varsaydık. Cevap ne geldi? Bak Ceyhan. Hadi bak bakalım sorumuz 13. Bana neyi anlatmış? Çarpma işlemi tabanları aynı kuvvetleri toplanır. Bölme işleminde tabanları aynı kuvvetleri çıkarılır. Bunu anlatmış. Şekil 1'de bir kenarı 8 desimetre olan özdeş küplerin her biri tamamen. Şekil 2'deki bir kenarı 4 desimetre olan özdeş küplerin ise her birinin yarısına kadar suyla doldur. Hepsi yarısına kadar dolmuş arkadaşlar. Bir kenarı A birim olan bir küpün hacminin formülü A küp olarak biliyoruz zaten. Şekil 1'deki küplerde bulunan toplam su miktarı şekil 2'de küplerde bulunan toplam su, e, su miktarının kaç katıdır diye sormuş. Şimdi şekil 1'e baktığın zaman bir kenarı 8 desimetre değil miydi burada? E, bir tane şimdi bu tamamen doluydu. O zaman bunun hacmi kadar su alacaktır. Bunun hacmine gelecektir. 8'in küpü kaç tane var burada hesaplayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 dikkat edersen bak onu hiç unutma aşağı doğru indiği için şunun altında 14 onun altında 15 bunun altında 16 çarpı 16'dır buradaki suların hacmi. Şimdi bunun bir tanesinin hacmini hesaplamak istersem normalde bir kenarı 4 desimetreydi. Hacminin yarısı kadar su var. Yani 4'ün küpü bölü 2 demeliyim bir küpteki suyun hacmi. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir de bunun yanında var. 8 tane var. Hatta sadeleştireyim. Şurası 4 gelsin. 4 üzeri 3 ile 4 üzeri 1'i çarparsam 4 üzeri 4 kadar ne var? Su. Ee, şekil 1'deki bulunan suyun hacmini, şekil 2'deki suyun hacmini kaç katıdır diye soruyorsa oranını istiyordur. Şunu 2'nin kuvveti şeklinde yazalım. 2'nin küpü çarpı 3 çarpı 2 üzeri 4 yapar. 2 üzeri 9 çarpı 2 üzeri 4 yaptı. Tabanları aynı iken kuvvetlerini topladım. 213 gelir. 2 üzeri 2 çarpı 4'ten 2 üzeri 8 mi yaptı burası? Hemen bölelim. 2 üzeri 13 bölü 2 üzeri 8'dir. Tabanları aynı iken kuvvetlerini çıkardım. 2 üzeri 5 yapar. Yani cevap 32'dir. Evet arkadaşlar 14. soru ile devam edelim. Ee, özdeş dairelerden oluşan bir apartmandaki her dairede bir tam sayının ikinci kuvveti kadar kapı. Şimdi o tam sayıya biz a dersek arkadaşlar, a'nın ikinci kuvveti kadar ne gelecekmiş? Kapı. Devam edelim. Aynı tam sayının üçüncü kuvveti kadar pencere vardır. A'nın üçüncü kuvveti kadar ne gelecekmiş arkadaşlar? Pencere varmış. Bu sadece bir dairedeki e, ürün sayısı. Bu apartmandaki daire sayısı ise. Bir dairedeki pencere sayısının yani pencere sayısı aküptü. Kapı sayısına oranına eşitmiş. Bu ne arkadaşlar? Bu apartmandaki daire sayısı. A üzeri 3'ü A üzeri 2'ye bölersem tabanlar aynıken kuvvetlerini çıkaracağım için A üzeri 1 gelir. Toplam daire sayısı A geldi. Bu apartmandaki tüm dairelerin kapı ve pencerelerini takan firmanın bu dairelere taktığı toplam ürün sayısı. Toplam ürün sayısını nasıl bulursun? Şimdi bir dairedeki pencere artı kapı sayısı çarpı daire sayısı bu apartmandaki toplam ürün sayısı. Ne eşitmiş arkadaşlar? Apartmandaki daire sayısının yani A'nın iki katının 3. kuvvetine eşitmiş. Hadi gelin bu denklemi çözelim şimdi. Bunu içeri dağıtırsan A üzeri tabanları aynı kuvvetleri toplayacağım ya. A üzeri 4 artı A üzeri 3 yaptı. 2'nin küpünden 8 tane a küp gelmedi mi? Bunu buraya gönderelim. a üzeri 4 burada kalsın. 8 tane a üzeri 3'ten bir tanesi çıkarırsam 7 tane a üzeri 3 kalır. a üzeri 4'ü a üzeri 3 çarpı a üzeri 1 diye yazdım. 7 tane a üzeri 3 yaptı. a üzeri 3'ler gitti. Demek ki a ne eşitmiş bak buradan 7'ye. Ee, bana bu da, e, takılan toplam ürün sayısını istiyor. Ürün sayısının formülü şu değil miydi? Yani 2 tane 7'nin küpü gelecek. Yani cevap 14'ün 3. kuvvetidir. Devam edelim arkadaşlar. Soru 15. Doğadaki taşların özgül ağırlığını araştıran bir bilim insanı aşağıdaki 4 taşı incelemiş ve özgül ağırlıklarını resimlerin altına not etmiştir. Taşların altına not edilen özgül ağırlıklar aynı birim cinsinden bilim gösterilme yazacak şekilde düzenlendiğinde bu, bu, bilimsel gösterimdeki onun kuvvetini küçükten büyüğe doğru salınış hangisidir diye soruyor. Bak şimdi önce tabii ki hepsini bilimsel gösterim şeklinde yazmam lazım. Ee, önce birinci ile başlayalım. Ee, 18,9 çarpı 10 üzeri 2 mi normalde? Şimdi 18,9 bilimsel gösterim olamaz. Şu ifadenin 1 ve 10 arasında olması lazımdı. O yüzden ben bunu 1,89 yapacağım. Yani 18,9'dan 1,89'a getirirken bir basamak bunu küçülttüm. Bir basamak küçültmek demek. Kuvveti bir basamak arttırmak demektir 10 üzeri 3 geldi. 2'ye bakalım arkadaşlar. 0,214 çarpı 10 üzeri kaç gelmiş bu? 5. Yine birden küçük olduğu için bu bilimsel gösterim olamaz. Ben bunu 2,14 yapmam lazım. Bir basamak sağa getirdim. Yani bu sayıyı bir basamak büyüttüm. O zaman kuvveti bir basamak küçültmemiz gerekiyordu. 10 üzeri 4 geldi. Üçüncü yazarsak arkadaşlar 0,0085 çarpı 10 üzeri 8 miymiş? Yine burası birden küçük olduğu için olmaz. Bu 8 buçuk olması lazım. Yani 1 ile 10 arasına düşmesi için. Buradan 1, 2, 3 basamak kayması lazım. Sen bunu 3 basamak büyüttüğün için kuvveti 3 basamak küçültmelisin. Bu da ne gelecektir arkadaşlar? 10 üzeri 5 gelecektir. Geldim son olarak 4'e işte 73 çarpı 10 üzeri 8 miymiş? 73 olmaz arkadaşlar. Ne gelecektir? 7,3 çarpı. Burayı bir azalttığımız için arkadaşlar kuvveti bir artırmamız lazım. 10 üzeri 9. Biz bunları küçükten büyüğe doğru sıralayacaktık. 3 küçüktür, 4 küçüktür, 5 küçüktür, 9 olacağı için 1, 2, 3, 4'tür cevap.